Genellikle siyasetçi, iş adamı ve ünlülerle çalışıyorlar. Korudukları kişileri gölge gibi takip ediyor. Bazen gövdelerini siper ediyorlar. Konserlerin yanı sıra mitinglerde de görev yapıyorlar. Yakın koruma mesleği özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Bazen bir iş adamını, bazen de bir siyasetçiyi ya da sanatçıyı koruyorlar. Halkın içerisinde kimlerin karşısına çıktıklarını, çıkacaklarını bilmedikleri için ister istemez birçok sorunla karşı karşıya kalabiliyorlar. Hatta hayranı olan insanlar dahi bilmeden zarar verebiliyorlar. O yüzden güvenlik lazım oluyor. Özel eğitim alıyor, kendilerini geliştiriyorlar. Benim uzmanlık alanım genellikle direksiyonla, ileri sürüş teknikleri üzerine. Yakın dövüş olarak ön planda olabiliyorum. Bu zor mesleği tercih edenler arasında kadınlar da var. Kadınlar da yakın koruma talebinde bulunuyorlar ve kadın bir yakın korumayla daha çok rahat ediyorlar. Her türlü tehdide karşı koyabilmek için aralıksız çalışıyorlar. Silah eğitimi yakın koruma eğitiminin sadece bir parçası. Yakın korumalar türlü tehditlerle baş edebilmek için farklı eğitimler alıyor. Ama sadece iyi silah kullanmak ya da yakın dövüş tekniklerini bilmek yetmiyor. İnsan psikolojisinden çok iyi anlamak lazım. Her şeyden öncesinde mütevazi ve tevazu sahibi insanlar aslında yakın koruma yapabilirler. Yakın koruma dediğimiz insanlar kaba kuvvet kullanan, güç kullanan, sert duran, ters bakan insanlar değildir aslında. Kültür düzeyi yüksek, birçok donanıma sahip, psikoloji hakkında derin bilgileri olan, sağlık hakkında, hukuki konularda çok derin bilgisi olan insanlar. Yakın koruma olmak isteyenlerden temiz sicil kaydı ve sağlık raporu isteniyor. Bunun yanı sıra elbette eğitimlerde başarı şartı aranıyor.